Evet hanımlar, birinci belirlemenin vakti geldi. Yani yarın elenmeyecek en az bir hafta daha bizimle olacak gelin adayı. Fikir olan var mı bu hafta kim olmuştur diye? Söyle Nazlı. Rabia olabilir ya. Niye? Çok samimi bir ilişkileri var çünkü halk bunu görmüştü. Ha, yine bir iğne diyorsun. Hazal? Aydın olabilir, yeni bir ilişkiye başladılar. O desteklenmiştir evet. Diyorsun. Başka fikir? Söyle ben bakalım. Gamze bir söylesin, dur el kaldır. Bence Gamze'dir çünkü bu evde mutlu olmayı hak eden bir gelin adayı gerçekten. Biz hak etmiyor muyuz? Gerçekten mutlu olmayı hak eden bir gelin adayı. Yani ben onun uğraşını görüyorum bu evde. Herkes üzerine geliyor. Ben Gamze'dir diye düşünüyorum. Destek amaçlı. Biz hak etmiyoruz çünkü Seda abla. İşte böyle ufak ufak ineliyorsunuz birbirinizi. Ben ne yapayım? Mehtap ne diyorsun? Bence Didem'dir Seda Hanım. Çünkü Didem sevilen bir gelin adayı. Ayrılmasınlar diye desteklemiş olabilirler. Sen de bir şey diyecek miydin Gamze? Rabia ve Gökhan. Çünkü Gökhan ona aşkını en güzel şekilde gösteriyor, yansıtıyor sürprizleriyle filan. Belki aşkı. O zaman Gökhan olmuştur da Rabia olmamıştır, ne bileyim. Aşkı yaşatıyor. Gökhan Rabia çifti olabilir. Peki efendim, siz bu hafta boyunca kime oy verdiniz? Bir hafta daha bizimle olacak olan, 10 bin lirayı kazanabilecek olan birinci gelin adayımız kim? Hazal. Gel. Allah'ım inşallah Semih'tir. Niye nazlanarak geliyorsun? Ve niye inşallah Semih'tir diyorsun? Semih olmazsa ve bazen yaptığımız gibi bir çifti yollarsak kimden korkuyorsun? Kimseden korkmuyorum da sevgilinle 2-3 günden beri görüşemem, özledim. He. Ben de bu cumartesi gecelerini çok severim. Hani birinciler gittikten sonra birlikte vakit geçiriyoruz. Sen birinciysen o evde kalırsa diye üzülüyorsun. Hem, hem o da var. Hem işte ben koruma altına alındım, o alınmazsa falan. Daha önce başınıza geldi. Falan ne olur. Olur olur inşallah. Daha önce Hazal birinciyken Semih ayaktaydı bir kere, hatırladınız mı? Evet. Çok kötü bir şeydi. Evet ama yine de birinci oldun. Niye bu hafta oldun? Barışmanız demek ki o kadar desteklendi, o kadar hoşuna gitti herkes. Evet bir de birbirimiz hatalarımızı törpülediğimizi düşünüyorum yavaş yavaş. Herkese buradan çok teşekkür ediyorum. Sen bir hafta çok güzel durdun, o ayrı kaldığınız hafta boyunca o kadar güzel durdun ki hem Semih'i kazandırdı sana hem de işte şimdi bu mutluluğu, bu birinciliği. Seni tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sizi bahçeye alayım, sonra da sürprize hazırlıklı olun. Bakalım kaç kişi gidecek yemeğe, kimle gidecek yemeğe Hazal. Allah'ım ne olur. Buyurun. Buyurun. Tebrikler. Teşekkür ederim arkadaşlar. Çok güzel bir hafta geçirdiniz, hak ettiniz. Güzel bence. Şey. Barışmanız da çok güzeldi. İnşallah bir çifti de böyle gönderebiliriz. Aynen gözüm aydın. Sağ ol. İnşallah gözüm. Bir çifti de gönderebiliriz de sizi göndeririz belki siz de konuşuruz. Buyurunuz efendim. O Adnan Bey ceketli filan. Bugün herkes pek şık. Bizim kadar olmasak da. Sağ olun yelekler, ceketler filan. Aman maşallah. Kroviz'e yaptık. Peki. Şimdi biri birinci seçilecek ve en az bir hafta daha bizimle olacak ama fikri olanlar varsa bir el kaldırsın. Sırayla sorayım, kameramız iyi yakalasın. Soralım bakalım, hadi Boğaçan'a soralım. Boğaçan bu hafta kim çıkarsın evden birinci? Bu hafta bizim evden Semih çıkar, Hazal'la barışmalarının şerefine. Valla ben bir şey söyleyebilir miyim Sedan Hanım? Öyleyse yani bütün arkadaşlarım birinci olmuştur çünkü hepsi uğraştı ya bizim için. Aa, yani. Evet, dona dona. Yani, dona dona. Yani. Aykut kim çıkar birinci? Bence bu hafta Onur arkadaşımız birinci olmuştur. Neden? Aycan'la bir ilişkiye başladı. Belki halkımız da bu ilişkiyi samimi görüp onları destekliyor olabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. İnşallah neden olmasın. Yeni aşkları hep destekliyorlar ve ben de destekliyorum yani. Çok dünyanın en güzel şeyi. Tabii. Var mı başka görüşü olan? Var mı Gökhan görüşü? Yok, benim yok. Yok mu bu hafta? Hı. Adnan ne dersin? Benim görüşüm şu yönde. İlişkisi olmayanların da desteklenebileceğini göstermek amaçlı bu hafta Şahin'i seçmiş olabilirler. Şahin de şaka maka bayağı beğeniliyor ha. Bayağı var yani.
Ya ilk günlerde şaka niyetli Şahin diyordu erkekler, hatırlıyor musunuz? Birinci Şahin'dir, birinci Şahin'dir diye seni kızdırmak için. Farkındaysan şu an en popüler damat adayısın. Evet. Yani çok fazla ismini söyleyen var. Yani bu gerçekten gerçek hisleri söylediklerine emin olduğum için. Öyle. Çok mutluyum yani. Kızlar da öyle. Teşekkür ederim. Yani. Peki efendim, sizin birinciniz kim oldu? En çok oy kime gitti? Hafta boyunca oturdunuz, internetten oy verdiniz. Bir hafta en azından aramızda görmek istediğiniz damat adayımız kim? Onur. Hadi bakalım, Gamze işe yaramadı. Hadi bakalım, hayırlı olsun ya. İlk değil mi? İlk, evet. İlk birinciliği. Kim Onur'u tahmin etmişti? Aykut. Vay be Aykut. Aykut zaten ben her zaman soruyorum. Aykut kim birinci olur, kim kral olur, kim kraliçe olur diye soruyorum. Ciddi mi söylüyorsun? Aykut hep söyle. Hepsini biliyor. Bravo ya. Ben sormayacağım o zaman, heyecanım kaçıyor. Aykut'a sormayın bir daha. Ben size söyleyeyim ama harbiden çok bana kendimi tahmin edemiyorum. Ne hissediyorsun? Gerçekten gururluyum. Şimdi tabii yeni bir ilişkiye başladım. Tabii olumsuz durumlar da var. Samimiyetsizle bulunduk. İşte yeni olur. Bir anda işte çok hızlı da dendi. Ama buna bir şekilde halkımızın destek vermesi gerçekten beni çok mutlu etti. Yok, sen açık havada iyisin canım, gördük. Açık hava bana yaramıyor. Açık hava yarıyor mu yaramıyor mu bilmiyorum artık. Vallahi çok mutluyum gerçekten. Daha çok kısa süre içerisinde buradayım. Ve hani birinci olmak gerçekten çok mutluluk verici. Bir ay oldu da. Evet, aynen, tam bir ay oldu da. Bir ay oldu. Ama olsun. İnsanların gönlüne girmek gerçekten çok güzel yani. Demek ki duruşunla, burada bulunuşunla, tavırlarını hak etmişsin. İlişkinde desteklenmiş, evet. Ve mutlu olmanı istemişler. Evet. İnşallah da olur. Teşekkür ederim. Gel seni gizleyeyim. Erkeklerin arasına kızları çağıracağım. Teşekkür ederim. Sonra artık ödül mü ceza mı? Ben de ödül. Şimdi efendim, bu romantik yemeklerimiz biliyorsunuz bazen ödül gerçekten de. İnsan sevdiğiyle çıktığı zaman. Tabii bazen bir çift yolluyoruz, o zaman bir sınav da olabiliyor. Bakalım bu akşamki romantik yemekte çiftleri neler bekliyor? Romantik anlar mı, heyecanlı dakikalar mı? Göreceğiz. Gelin adaylarımızı da davet ediyorum ve onları ödüllerine yollayacağız. Şimdi bir erkeklerden tahmin alayım. Hangi gelin adayı birinci olmuştur diye. Bu sefer konuşmayanlara soracağım. Şahin, sana sormak istiyorum. Kim sence birinci olmuştur? Seda Hanım, Aycan olmuştur herhalde. Niye? İyi bir ilişkisi var. Yani iyi bir ilişki adım attılar açıkçası. En çok yeren adam. Peki. Berkay, sana soralım peki. Sence kim oldu? Yeni bir ilişkiye adım attılar. Ben de Aycan olmuş olabilir diye düşünüyorum. Aycan. Aycan dışında fikri olan beylerden? Hazal olmuş oldu. Neden Adnan? Yuh mu? Yok, Hazal'la Semih. Yani daha büyük sebep gerekiyor. Didem olmuş olabilir. Allah Allah, ben kötü bir şey mi dedim? Ben de iyi bir şey dedim kardeşim, kötü bir şey mi? Peki Mehtap, sana soralım. Lazım. Damat adaylarından birinci kimdir? Kesin Aykut'tur. Neden? Yani tek dize bir ay gidiyor böyle kafasına göre. Aykut kendi kendine yetiyor. Ya kendi da ihtiyacı yok diyorsun. Kimse istemiyor hayatında. Zaten bu hafta kızların hepsi zır zırla ağladı ağladı gitti. Gözünün önündekileri zaten hiç görmüyor. Mehtap kaldı burada. Seda Hanım öyle bir söylüyor ki sanki sebebi benmişim gibi ya. Gözünün önündekileri hiç görmüyor. Tam da önündekileri hem de tam. Kör. Neyse. Küpüze düşesici. Birinci gelin adayımız Hazal efendim. Gel. Hazal'cığım, bak zayıfladı, sevgilisiyle barıştı, yüzü gülüyor, artık ağlamıyor, birinciliği de hak ediyor. Semih, sevindin mi? Çok sevindim valla Selam. Adnan tutturmuş. Bir çift yemeğe giderse sadece bir çift bugün? Sıkıntı yok. Sıkıntı yok, peki tamam, anladım ben. Sıkıntı yokmuş.
Ama Hazal birinciliği ilk açıklandığında inşallah sevmi seçilmiştir dedi. Bak ilk lafı yorumu buydu. Peki birinci damat adayımız efendim. Onur. Aa, birinci adayı kovalıyor. Semih, Hazal ittim itti ama Onur'u. Kardeşimiz onlar ötmüş. Öyle mi? Yok Sedan, o yüzden değil yani. Sevgilinle vakit geçirmek istedi değil mi? Semih benim bacanağım zaten yani, sıkıntı yok. O zaman biz de ne yapalım? Bugün iki çifti yollayalım. Hazal Hanım, kimi tercih edersiniz yemeğe gitmek için? Seda abla, Semih bu birkaç gündür beni görmeye hiç gelmedi. Aa. O yüzden ben bir değişiklik yaparak Semih demek istiyorum. Buyurun Semih Bey. O zaman siz Onur Bey, hangi hanımefendiyi tercih edersiniz yemeğe gitmek için? Seda, bunu tartışmayalım bile. Biz elmanın iki yarısıyız zaten. Canım'a giderim. Aycan. Evet. Aycan Hanım, buyurun efendim. Her zaman yapsam da sıkılmayacağım. Peki. Bacanak dediniz. Baca, baca benim baca. Elti dediniz. O zaman şöyle neşeli güzel bir yemek olsun hadi. Ben de merdivenlerden oluyorum. Ama biraz da gönlüm kırık gidiyorum. Niye? Adnan burada evet, çok tek evet, kaldı. Evet, keşke onlar da gelsin. Didem'le Adnan'ın çünkü konuşacaktım. Onları biraz araları bozuldu. Alabiliyor musun Seda Hanım bir çiftten? Yok abi, sen evi alın isterseniz. Araları bozuldu. İki çift yolluyorum. Bacanak dediniz, elti dediniz diye. İnşallah onlar da düzelir. Onların düzeleceğine de inanıyorum. Ayrılık yok, bir şey yok. Olur böyle şeyler. Tabii ki. Tabii. Olur böyle şeyler. Buyurun efendim, iyi eğlenceler. Hadi tebrikler. Hadi evde sizin yarın kim ol, öle kim kala, bu evden kim eksile göreceğiz bu saatlerde. Kolay gelsin. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Aşkı bul.